Tabii biz Avrupa Birliği Bakanlığı olarak Chatham House'un çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Chatham House bizim yakından çalışmalarını takip ettiğimiz think tank kuruluşlarından bir tanesi. Aslında birçok konuda benzer konular üzerinde de hassasiyetimiz olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Asıl önümüzdeki problem Avrupa'nın geleceğinin, Avrupalı ülkeler olarak ortak geleceğimizin ve ortak güvenliğimizin bundan sonra nasıl şekilleneceği ile ilgilidir. Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde ama bu hiçbir şekilde Birleşik Krallık'ın büyük bir Avrupa gücü olduğunu değiştirmeyecek. Bir Avrupa devleti olduğu gerçeğini değiştirmeyecek. Aynı şekilde de Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmasa da tarih boyunca bir Avrupa gücü oldu ve 100 yıldır da bir Avrupa demokrasisi olarak yoluna devam ediyor. Ve demokrasimizin ne kadar dayanıklı olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu tüm bu eleştirilere rağmen 15 Temmuz'daki darbe girişiminde tüm bir halkın demokrasiyi korumak üzere nasıl bir fedakarlık gösterdiğini hep beraber görerek göstermiş olduk. Tabii Birleşik Krallık'ın Avrupa'nın güvenliğine yaptığı katkı, Avrupa'nın güvenliğini sağlama konusunda gösterdiği performans hiçbir zaman gözden uzak tutulamaz. Bugün de sabahleyin arkadaşlar Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bir kağıt gösterdiler bana. Burada da üç konunun altını çiziyor Birleşik Krallık Brexit sürecinde. Birincisi Avrupa'nın güvenliğine katkı yapmaya devam edeceğiz. Birleşik Krallık'ın güvenliği Avrupa'nın güvenliğinden bağımsız düşünülemez. İkincisi kalkınma yardımlarının altını çiziyor. Üçüncüsü de şimdiye kadar Avrupa Birliği ile beraber atılan ortak başarılara vurgu yapıyor. Aslında vurgulanan bu üç konu Türkiye açısından da önemli konular. Birincisi şudur. Soğuk Savaş başta olmak üzere bugün de Türkiye Avrupa'nın güvenliğini koruyan en önemli güç durumundadır. İkincisi kalkınma yardımları söz konusu olduğunda Türkiye şu anda dünyada özellikle muhtaç durumdaki ülkelere yardım etme konusunda birinci durumdadır. Bugün de gerek göç krizinin yönetilmesinde, gerekse DAEŞ'le mücadelede Avrupa'nın güvenliğine ve Avrupa ile beraber ortak geleceğimize yaptığımız katkı çok açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla bugün olduğu gibi gelecekte de Birleşik Krallık ve Türkiye Avrupa mimarisinin iki önemli sütunu olacaklar. Bir tanesi Birleşik Krallık, Avrupa'nın Atlantik'e açılan kapısı. Türkiye ise Avrupa'nın Asya'ya, Orta Doğu'ya, Akdeniz'e açılan kapısı olarak Avrupa siyasetine yön vermeye devam edecekler. Tabii bugün itibariyle düşündüğümüz konulardan bir tanesi Birleşik Krallık'ın üyesi olmadığı bir Avrupa Birliği'nin nasıl bir Avrupa Birliği olacağıdır. Bu bizi yakından ilgilendirmektedir. Ve önümüzdeki dönemde de önemli bir tartışma konusu olarak önümüzde olacaktır. Biz tabii Brexit kararını çok olumlu karşılamadık. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini savunan İngiltere gibi bir müttefikimizin Avrupa Birliği içerisinde olmasını isterdik. Tabii ki İngiliz halkının kararına saygı duyuyoruz. Buna son derece saygılıyız. Ama siyasi pozisyonumuz İngiltere ile Avrupa Birliği içerisinde bir arada olmaktan yanadır. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden İngiltere'nin ayrılması sürecinin Avrupa Birliği'ni de köklü bir şekilde dönüştüreceğini düşünüyoruz ve bunu yakından takip ediyoruz. Net olarak gördüğümüz bir şey var. Küresel düzende Soğuk Savaş sonrası oluşan denge artık sarsılıyor ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Dünkü basın toplantısında da ifade ettim. Çinlilerin beddua olarak söyledikleri bir söz varmış. Birisine beddua edecekleri zaman Allah seni geçiş döneminde yaşatsın derlermiş. Bugün itibariyle dünyanın bir geçiş döneminde olduğunu söyleyebiliriz. Eski dünyanın sabitlikleri değişiyor,
ve yepyeni bir dünyanın ortaya çıkmasıyla karşı karşıyayız. Birçok analist bu yeni durumu küresel lidersiz dünya olarak adlandırmaya başlıyor. Tabii bu da birçok merkezin ortaya çıkmaya başladığı bir bakıma bir kaos durumuna da işaret etmektedir. Enteresan tartışmalar yaşıyoruz. Tabii Batı bloğunun liderliği tartışılıyor. Çin'in ve Rusya'nın yükselişi hızlanıyor. Bir yandan devletlere karşı yerel savaşlar, asimetrik savaşlar ortaya çıkıyor. Bir yandan da bütün uluslararası kurumlara rağmen Suriye'deki insani durum önlenemiyor. Kuzey Kore krizi bir şekilde yönetilemiyor. Ve Suriye, Irak gibi yerlerde DAEŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri küresel düzeni tehdit etmeye devam ediyor. Tabii uzun zamandır bu konuşulur. Küresel sistemin ağırlık merkezinin Asya Pasifik'e doğru kaydığı açık ve net bir tablo var. Ağırlık merkezlerinin aslında bir yere kayması gibi analizler de söz konusu. Ama Pasifik'teki Atlantik dengesine karşı bir Pasifik dengesinin de oluşmaya başladığını söylemek gerekiyor. Bunu görmek gerekiyor. Yakın zamanda şahitlik ettiğimiz mesela Kuzey Kore'de ortaya çıkan bu istikrarsızlık, Kuzey Kore'de ortaya çıkan tehdit ve bu tehdidin aslında etkili bir şekilde yönetilememesi bu güç mücadelesini de açık bir şekilde ortaya koyuyor. Batı dünyasında ve Batı blokundaki müttefiklerimizin karşı karşıya kaldığı tehditlerin bu yeni dönemde şekil değiştirdiğini görüyoruz. Tabii ilginç olan bir şey de şudur. Eski müttefikler arasında müttefiklik bağlamında değerlendirilemeyecek tartışmalar çıkıyor. Örneğin yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında NATO konusunda çıkan tartışma, Paris iklim değişikliği konusunda çıkan tartışma geçmiş dönemde hiçbir şekilde aklımıza gelmeyecek bir takım tartışmalara işaret ediyor. Burada eski dünya düzeninin değiştiği, asimetrik tehditlerin ortaya çıktığı, uluslararası ilişkilerde güvenlik ve düşman algılamasını tamamen değiştirmiş risk ve tehditler simetrikten asimetriye doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. Ekonomik karşılıklı bağımlılığa rağmen, ekonomik karşılıklı bağımlılığın karşısında ilk defa bugün küresel ticarete karşı korumacılıktan bahseden, korumacılığı öven bir takım yaklaşımlar görüyoruz. İlginç durum şudur, liberal demokrasiye karşı meydan okumanın Çin ya da Rusya gibi ülkelerden gelmesi bekleniyordu. Ama şimdi Çin ve Rusya gibi ülkelerden bir meydan okuma beklenirken, bu meydan okuma, liberal demokrasiye karşı meydan okuma Batı dünyasının içinden gelmektedir. Bu son derece ilginç bir durumdur ve önümüzdeki 50 yılı da belirleyecek bir durumdur. Bu 2. Dünya Savaşı'nın sonrasında oluşan liberal konsensüsü de, liberal düzeni de sarsan bir tehdittir. Avrupa'nın birçok yerinde aşırı sağcı partilerin, ırkçı partilerin, liberal düzeni tehdit eden, liberal özgürlükleri tehdit eden siyasi partilerin birçok ülkede ikinci parti olmuş olması ya da iktidar ortağı olabilecek duruma gelmesi liberal düzenin Avrupa'nın içinden tehdit edildiğini göstermektedir. Ve yakın zamanda bir tartışma yaşandı biliyorsunuz. Bu da ilginç bir durumdur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump korumacılıktan bahsederken, serbest ticarete karşı açıklamalar yapıp korumacılıktan bahsederken, Çin lideri Xi Jinping Davos'ta yaptığı konuşmada küreselleşmeyi desteklediklerini ve serbest ticaretten yana olduklarını söyledi. Bu cümleleri biz daha önce duysaydık, ikinci cümlenin Amerikan başkanına, birinci cümlenin Çin devlet başkanına ait olduğunu düşünebilirdik. Ama şimdi bu cümleler yer değiştirmiş olarak önümüze gelmektedir. Popülizmin, aşırı sağ akımların Avrupa içerisinde istikrarlı yükselişi ise Avrupa demokrasileri için en güçlü tehdidi oluşturmaya devam ediyor.
Dolayısıyla liberal dünyanın, liberal düzenin, kusursuz dünyayı inşa etme vaadinin başarısızlığı toplumlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. İnsanlar sistem üzerindeki nihai sözün kendilerine ait olmadığını, hayatlarının başkaları tarafından idame ettirildiğini gördüklerinde demokrasiye olan inançları sarsılıyor. Bir zamanlar gelişmiş demokrasinin verdiği özgüvenle hareket edenler, bugün o gelişmiş demokrasiye karşı kuşku üreten, tehdit üreten politikalara doğru kayıyorlar. Dolayısıyla ekolojik krizle bütünleşen bir ekonomik kriz ve uluslararası sistemdeki bunalım, siyasi ve sosyal kutuplaşmayla tetikleyen muazzam bir kaos ortamı ortaya çıkarıyor. Tabii Brexit kararı, yani Avrupa'nın kendi bütünlüğünün Brexit kararıyla birlikte sarsılması, bunun yanı sıra Avrupa'da aşırı sağın ciddi biçimde güçlenmesi, terörle ve düzensiz göçle mücadelede yaşanan zafiyetler, Avrupa projesine duyulan güvenin ve Avrupa Birliği'nin evrensel değerlere bağlılığının da sorgulanmasına yol açıyor. Avrupa'daki bilindik siyasi kavramların ve siyasi teamüllerin adeta içi boşalarak, kavramlara yeni anlamlar yüklenmeye çalışılarak, gerçek olanın ne olduğu sorgulanmadan, herkesin kendi doğrusunu popülist söylemlere dönüştürdüğü bir hava hakim oldu. Biliyorsunuz buna post-truth dönemi deniyor. Gerçekten çok imajlar üzerinden kitlerin önüne çıkılan ve bu şekilde politika yapılan bir dönemden bahsediliyor. Ve bu halklar üzerinde müthiş bir korku oluşturuyor. Halklar sürekli olarak bir takım tehditler altında yaşadıklarını söylüyorlar. Bunun en iyi ifadesini sosyolog Zygmunt Bauman akışkan korku olarak ifade ediyor. Bu akışkan korku da insanların sağ ve sol popülist akımlara kaymasına yol açıyor. Artık belli standartlara, belli ekonomik standartlara ulaşan toplumlar bunda en ufak bir sarsılma olduğu zaman bu aşırı akım siyasilere doğru kayma eğilimi içerisinde oluyorlar. Popülist akımların varlığı, İslam düşmanlığı, göçmen karşıtlığı, çok kültürlülüğe karşı olmaları, ırkçılığa varan sert söylemler, Avrupa Birliği karşıtlığı üzerinden siyaset yapmaları ve merkez partilerin de bu söylemlere karşı alternatif söylemler geliştirememesi Avrupa'da sorunun daha da büyümesine yol açıyor. Tüm bunların sonucunda Avrupa halklarının AB'ye duyduğu güven de bugün yerini yeni bir meşruiyet krizine bırakmaktadır. Yakın zamanda Chatham House'da yapılan çok önemli bir çalışma var. Dikkatli bir şekilde inceledik, arkadaşlarımız da incelediler. Avrupa'nın geleceği halkın ve elitlerin görüşlerinin karşılaştırılması adlı bir çalışma. Bu çok enteresan bir çalışma, Chatham House tarafından yapılan. Bu çatışma bizim bahsettiğimiz meşruiyet krizinin ne olduğunu açık bir şekilde ortaya koyuyor. Toplumsal düzeyde bu krizin daha çok hissedildiğini, halklar ve elitler arasında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu görüyoruz bu çalışmada. Bu çalışmaya göre halkın sadece %34'ü Avrupa Birliği'nden yarar sağladığına inanmaktayken, elitlerin %71'inden fazlası Avrupa Birliği'nden fayda sağladığını düşünüyor. Yani bugünkü Avrupa'daki liberal düzenin ne dönük olarak halkların bakışıyla elitlerin bakışı arasında büyük bir fark var. Chatham House'un bu çalışması halklar ve elitler arasındaki makasın nasıl açıldığını gösteriyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği ortaklıkların farklılıkları aştığı kendine özgü bir başarı hikayesi olarak ortaya çıktı. Bütünleşme sayesinde Avrupa tarihi sayılabilecek bir güvenlik, barış ve refah düzeyine ulaştı. Bu başarı hikayesinin ardında o dönemdeki uluslararası konjonktürün de çok büyük bir etkisi oldu. Nasıl İkinci Dünya Savaşı sonrasında uluslararası konjonktür Avrupa Birliği'nin kuruluşunu zorunlu kıldıysa, bugün ve Avrupa Birliği'ni savaş sonrası dönemin en önemli yumuşak gücü haline getirdiyse, bu bahsettiğim konjonktür, bu resmini çizdiğim uluslararası ortamda Avrupa Birliği'nin kendisini yeniden konumlandırması gerektiğini göstermektedir. NATO'nun varlığına ilişkin tartışmalar, Avrupa Birliği'ni uluslararası tehditlere karşı savunma kimliğini güçlendirme ihtiyacıyla baş başa bırakmıştır. Bu çerçevede başta genişleme ve komşuluk politikası olmak üzere Avrupa Birliği'nin mevcut politikalarını ve ortaklıklarını gözden geçirmesi kaçınılmazdır. Önümüzdeki dönem Avrupa açısından
değişimi yönlendirme kapasitesinin küresel düzeyde sınanacağı, test edileceği bir dönem olacaktır. Değişimi yönetebiliyorlar mı, yönetemiyorlar mı? Bizim tespitlerimizin bir ifadesini tarihçi Timothy Gerton Ash'in ifadelerinde aynen gördük. Söylediği şu: Avrupa'nın son 50 yıldaki başarısı Avrupa'nın içinde yaşanan gelişmelerden kaynaklanıyordu. Ancak Avrupa'nın önümüzdeki 50 yıldaki başarısı dışarıdaki sınamalara vereceği cevaplarla mümkün olacaktır. Biz de öteden beri bunu söylüyoruz ve bunu iddia ediyoruz. Avrupa içe kapanmamalıdır. Dıştaki gelişmelere karşı sınırlarını kapatarak bu sınamaları geçemez, bu testlerden başarıyla çıkamaz diyoruz. Avrupa Birliği'nin 21. yüzyılda da yumuşak güç konumunu koruyabilmesi için sosyal kapsayıcılık kavramını ön plana alması gerekiyor. Her türden kutuplaşmayı gidermek için nefret suçlarına karşı, İslamofobiye karşı, antisemitizme karşı toplumun zehirlenmesini önlemek için sosyal kapsayıcılık kavramını gündemlerine almaları gerekiyor. Bunun için aşırı sağa karşı mücadele etmek için, ırkçı partilere karşı mücadele etmek için merkez partilerin bu söylemlere kaymaması gerekiyor. Tam tersine sosyal kapsayıcılık temelinde bir toplumsal siyaset üretmeleri gerekiyor. Kuşatıcı, kapsayıcı politikalar kısa vadede Avrupa'ya maliyet doğuruyormuş gibi gözükse de uzun vadede Avrupa'nın güvenliğini ve refahını korumasının garantisi olacaktır. Eskiden Avrupa Birliği'nin krizlerden güçlenerek çıktığı yönünde bir görüş vardı. Bu krizler genelde Avrupa Birliği'nin içinde ve tek tek çıkıyordu. Şimdi krizler çoğaldı. Rusya'nın Kırım ilhakı, göç, mülteci akımı, Ukrayna'da gelişen olaylar, Suriye'deki olaylar, bunların hepsi Avrupa Birliği'nin önüne birer kriz konusu olarak geliyor ve bunların hiçbiri ülkelerin tek başına ya da Avrupa Birliği'nin tek başına çözeceği konular değil. Avrupa kendinden olmayanları ötekileştiren bir yaklaşım yerine kendinden olmayanlar konusunda eşitliğe dayalı bir yaklaşımla eğer bu meselelere yaklaşabilirse, toplumsal düzenini bu şekilde yeniden güncelleyebilirse bu tehditlere karşı daha güçlü bir cevap verecektir. Arı kovanının dışına çıkmazsa bal yapamaz diye bir sözümüz var. Bugünkü Avrupa'nın yapması gerekenin ne olduğunu açık bir şekilde gösteriyor. Kendi geleceğini sürdürmek, güvenliğini ve refahını korumak için Avrupa kıtasının dışındaki gelişmelere de aynı şekilde duyarlı olmalı ve genişleme politikasını etkili bir şekilde sürdürmelidir. Aksi takdirde Avrupa Birliği içe kapanacaktır. Bu tehditler karşısında bugün göçmen krizinde olduğu gibi tel örgülerle göçmenleri ülkelerin dışında tutmaya çalışarak ürettiği çözümlerin hiçbir işe yaramadığını görecektir. Bugün duvarlar örme zamanı değildir. Köprüler kurma zamanıdır. Siz aşırıcılıkla mücadele, nefret suçlarıyla mücadele, göçmen krizini yönetme, bu çerçevede Avrupa'nın güvenliğini sağlama konularında maddeleri tek tek yazdığınızda Avrupa Birliği ile Birleşik Krallığın bundan sonraki ilişkisinin de güçlü bir şekilde sürmesi gerektiği, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkinin ise bundan sonra çok daha güçlenmesi gerektiği açık bir şekilde ortadadır. Dolayısıyla hiçbir şekilde son zamanlarda Türkiye'yi dışlamaya çalışan, Türkiye ile Avrupa arasındaki müzakereler kesilsin diyen açıklamaların Avrupa'nın bu bahsettiğim büyük geleceğine hizmet etmeyeceği aşikardır. Bakın, Türkiye egemen bir ülke olarak sınırlarını DAEŞ terör tehdidinden, PKK'dan korurken aynı zamanda Türkiye Avrupa'nın güvenliğini sağlamaktadır. Ankara'nın güvenliğinin korunması demek aynı zamanda Berlin'in, Londra'nın, Roma'nın, Paris'in güvenliğinin korunması demektir. Dolayısıyla Türkiye'yi dışlamaya çalışan yaklaşımların aslında Avrupa'nın geleceğini ve Avrupa'nın güvenliğini de tehlikeye attığını net bir şekilde görmek gerekir. Bugünlerde bütün bu ilişkiler önemli sınavlardan geçmektedir. Türkiye-AB ilişkilerini daha fazla güçlendirmek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son zamanlarda geliştiği gibi çok daha güçlü ilişkiler kurmak, tüm bu dediğim tehditlere karşı ortak mücadele edebilmemiz için zorunlu ajandalar getirmektedir önümüze.
ve bunları popülist söylemlere karşı mücadele etmek, İslamofobiye karşı mücadele etmek, antisemitizme karşı mücadele etmek, bütün bu işbirliklerinin geliştirilmesinden geçmektedir. Fakat Avrupa Birliği ülkelerinde ise bunun tam tersi bir yaklaşım görüyoruz. Şu anda bakın, Almanya'daki seçimleri takip ediyoruz. Almanya'da eğitim, dijitalleşme, kiraların durumu gibi halkın gündemi olan konular konuşulmuyor. Merkel'in ve Schulz'un yaptığı televizyon oturumunda oturumun %80'i Türkiye ile ilgili konularla doluydu. Sanki Türkiye, bu seçim Almanya'da yapılmıyor da sanki Türkiye'de yapılıyormuş gibi sadece Türkiye konuşuluyor. Her gün Türkiye'yi Avrupa'daki iç siyasetin parçası haline getirmeye çalışan, malzemesi haline getirmeye çalışan popülist söylemlere daha çok prim verildiğini görüyoruz. Bunlar Avrupa'nın geleceğine hizmet etmez. Bunlar ortak geleceğimize hizmet etmez. Avrupa'nın mimarisinin korunması, liberal değerlerin güçlendirilmesi, özgürlük, adalet, eşitlik gibi değerlerin güçlendirilmesi, Avrupa Birliği'nin bir yumuşak güç olarak konumunu koruyabilmesi, mülteci sorunu başta olmak üzere bu büyük meseleler konusunda etkili politikalar üretilmesi, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin çok daha güçlendirilmesinden geçmektedir. Son zamanlarda maalesef Avrupa Birliği içerisinde bu konulara gereken hassasiyetin gösterilmediğini, gereken hassasiyetle davranılmadığını görüyoruz. Biz önümüzdeki dönemde bütün bu tehditler karşısında Birleşik Krallık'la yürüttüğümüz çalışmaları daha önemli bir noktaya getireceğiz. Çünkü Türkiye'nin ve Birleşik Krallık'ın güvenliğinin ve refahının Avrupa'dan ayrı düşünülmesi söz konusu olamaz. Bu sebeple Avrupa içerisindeki aşırı akımlar, Avrupa içerisinde Avrupa'nın baş edemediği tehditler, Avrupa içerisinde ortaya çıkan yanlış politikalar aynı zamanda Birleşik Krallık'ın ve Türkiye'nin de geleceği için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu sebeple Avrupalı dostlarımıza doğru politikalar konusunda daha çok telkinde bulunmalıyız. Avrupa bütünleşmesine daha çok sahip çıkmalıyız ve bütün bu tehditler karşısında beraber mücadele etmemiz gerektiğini daha çok vurgulamalıyız. Bu çerçevede biz Avrupa'daki dostlarımıza, muhataplarımıza her zaman için şu çağrıyı yapıyoruz. Gelin ortak mücadele alanlarımızı çoğaltalım, işbirliği ajandamızı çoğaltalım. Önümüzdeki dönemde de gerek Birleşik Krallık'la bu meselelerin konuşulmasında daha güçlü işbirlikleri yapacağız. Gerek Avrupa içerisindeki bugün öğleden sonra Londra'da da yapacağımız bir toplantı var. İslamofobiya ile ilgili ve nefret suçları ile ilgili. Nefret suçlarına karşı Avrupa halklarının, politikacılarının ve önemli kanaat önderlerinin bilinçlendirilmesi konusunda daha çok çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa ortak evimizdir ve ortak geleceğimizdir duygusuyla bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Minister, thank you very much for those remarks. Just to remind you, that brings an end to the on the record part of this session. So from now on.